بسم الله الرحمن الرحيم باب القسامة كيف هي bu bab kasame nasıldır? El kasame keyfiyye. Yani bir kasame meselesi geçti ya, kasame yemin. Bu yemin kimin üzerine aittir? Dünkü derste bahsedildik. Bugün de şeklini anlatacak. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki اِخْتَلَفَ النَّاسُ nas اِخْتِلَفْ اَيْلَدِ فِي الْقَتِيلِ الْمَوْجُودِ فِي مِحَلَّةِ قَوْمٍ bir cemaatin mahallesinde bulunan bir ölü hakkında nasıl ihtilaf edildi? Keyfel kasametul vacibetu fihi? Bu meselede vacip olan yemin ne şekilde olacak? İki cemaat oldu. Birisi dün okuduğumuz gibi diyor ki yemin edecekler 50 kişi ki bizim bu ölümümüzü filan keser öldürdü. Yahut da ötekiler yemin edecek. Yemin iki tarafa düşüyor. Bir cemaat de diyorlar ki hayır. Yemin iki tarafa düşmez, yemin bir tarafa düşer. Kimin mahallesinde bulundusa müddealih olanlara düşer yemin. Öteki müddeailere düşmez. فَقَالَ قَوْمٌ bir cemaat dedi ki يَحْلِفُ يَمِنِ der. فَالْمُدَّعَ عَلَيْهِمْ kendi aleyhlerine iddia olunanlar, müddea aleyhler, yani o öyle kimin mahallesinde bulunduysa işte müddea aleyhim onlar. Onlar yemin ederler. Ne diye yemin ederler? Billahi ma katelna. Allah'a yemin ederiz ki biz bunu öldürmedik. Böyle yemin ederlerse yakayı kurtarırlar. Fein ebev iba ederlerse, yemin etmezlerse, en yahlifu yemin etmeden iba ederlerse üstühlife yemin teklif edilir, yemin talep edilir, istihlaf edilir. Kim? El müddeûn iddia ediciler. Ürünün sahiplerinden yemin talep olunur. Ve istehakku onlar da yemin ederlerse istihkak ederler, hak kazanırlar. Meddeû iddia ettikleri kana onun kısasına yahut da diyetine istihkak kesbederler. Birinci mezhep bu. Dün okuduğumuz da zaten bunu teyit ediyordu. Hayber'de Abdullah İbni Sehl'in katlolunduğunda Peygamber Efendimiz Ensar'a ne dedi? Ya onlar, Yahudiler 50 yemin yaparlar, beri olurlar, simmetlerini beri ederler. Sizin için bir şey yok. Yahut da siz yemin edersiniz, onlardan diyetini alırsınız. İkisi de olmadı. Resulullah Efendimiz diyetini kendisinden ödedi. Şimdi yemin, müddea aleyhim olanlar yemin eder etmezlerse kime tereddüt edecek bu kavle göre? Müddeai olanlara. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ihticac eylediler بِحَد۪يثِ سَهْلِ بْنِ اَب۪ي حَتْمَ اَلَّذ۪ي زَكَرْنَا فِي الْبَابِ اَلَّذ۪ي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ bu babdan evvel olan babda Sehl ibn Ebi Hasmen'den gelen hadisi şerifiyle ihticac ettiler. Abdullah ibn Sehl'in maktur olması hadisi. Ve kâle âherûn diğerleri dediler ki bel yüstehleful müddea aleyhim belki müddea aleyhim olanlar istihlaf edilir. Yemin onlara tereddüb eder. فَإِذَا حَلَفُوا yemin ederlerse ki biz öldürmedik غَرِمُوا اَدْلِيَتَا diyeti garim olurlar, damin olurlar. Yani bu ikinci kavle göre müddeiler yalnız davacıdır. Onlara ne yemin teklif edilir ne hiçbir şey. Müddea aleyhim olanlar o katil kimin köyünde, kimin mahallesinde bulundursa bunlardan 50 kişi yemin eder. Yemin ederlerse ne lazım gelir? Yemin ederlerse diyetini verirler. Yemin etmezlerse kısas talep olunur. Yani onlara ya kısas tereddüt edecek ya diyet. Yemin etmiyoruz biz derlerse demek bunlar öldürmüşlerdir. Öyleyse kısas talep edilir. Ya kısas da bir adama karşı 50 adam mı kısas edilecek? O da müşkül olmaz. Çünkü 50 kişi yakalandı ama kimin öldürdüğü malum değil, meçhul.
Fakat yemin etmedikleri gibi kısas tertip ediyor ama kısas ne şekilde olacak? Şimdi onu beyan etmiyor. Yalnız yemin ederlerse, biz öldürmedik derlerse bu sizin mahallenizde bulundu, öyleyse diyetini verin, diyetini verirler. وَقَالُوا dediler ki قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavlu şerifi لِلْاَنْسَارَ اَنْسَارَ اَتَحْلِكُونَ وَتَسْتَحِكُونَ Abdullah ibn-i Sehr'in hadisinde dedi ki Peygamber Efendimiz, siz yemin edin, ederseniz istihkak kesmedersiniz. Yani müddeailer yemin ederlerse ki Yahudiler öldürdü, bu vakitte hak sahibi olurlar. Bunu delil getirdiydi. Bunlar diyorlar ki bu kelime istifhamdır. İstifhamı inkaridir. اَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِكُونَ Siz yemin edip de hak mı kazanacaksınız? İstifhamı inkari. اِنَّمَا كَانَ عَلَى النَّكِرِ Bu nekir üzerine, inkar üzerine oldu. Minhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aleyhi mensar üzerine. كَاَنَّهُ قَالَ Göya Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَتَدَّعُونَ وَتَأْخُذُونَ Siz dava edip de diyet mi alacaksınız? Madem Yahudiler yemin ediyor, Yahudilerin yeminini kabul etmiyor, siz yemin edip de hak mı kazanacaksınız? Yani yemin size düşmez ki siz hak kazanasınız. Bu manaya ve zâlike enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle lehum ashâbe dedi ki ensara efetübürîkum Yahudu Yahud sizi ibra eder mi? Bi hadîne yeminen 50 kişinin yeminiyle ki billahi ma katelna biz Allah'a yemin ederiz ki biz bunu katletmedik. Böyle yemin ederse siz beri olur musunuz? Fekalu dediler ki keyfe nakbelu eymane kavmin kuffar kafir olan bir cemaatin yeminini biz nasıl kabul edelim? Bunlar yalan yere yemin ederler. Biz bunların yeminine itimat etmeyiz dediler. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onlara dedi ki اَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ Öyleyse siz yemin edip de hak mı kazanacaksınız? Böyle şey olmaz. Yemin size düşmez ki yemin edesiniz de hak kazanasınız. Yemin kim üzerine? اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَم۪ينُ عَلَى مَنَنْكَرْ قَائِدَ اُمُومِيَّ Siz beyine ile şahidleri ispat edeceksiniz. Yemin onların üzerine tereddüt eder. Ey innel yehude yehud ve inkânü küffâren kafir olsalar bile feleyse aleyhim onların aleyhine olmadı fîmâ teddeûn aleyhim onların üzerine dava ettiğiniz şeyde ne olmadı gayru eymânihim yeminlerinden başka bir şey yok. Onlar yemin edecekler. Küffar olsun olmasın kendi dinleri mucebince yemin ederler. Ve kemâ lâ yukbelu minkum sizden kabul edilmediği gibi ve in kuntum müslimin siz Müslüman oldunuz halbuki sizden kabul edilmez eymanüküm yeminleriniz ki fetestehikkûne biha buna hak kesbedesiniz siz Müslüman olduğunuz halde yemin etseniz bile hak kesbedemezsiniz kezalik la yecibu alel yehud yehud üzerine de vacip olmaz bir davaküm sizin davanızla aleyhim onların aleyhine gayru eymanihim yeminlerinden başka bir şey vacip olmaz. Müslümana da öyle. Müslümana da yeminden başka. Bir Müslüman mahallede bir ölü bulunsa Müslüman Müslümanı öldürmüş kesseler onları da ne dava edecekler? Yemin. Yemin isteyecekler. Müslüman oldukları halde onlara tereddüt edenle yemin. Yahudiler de küfar olsalar bir de onlara tereddüt eden yemin. Peki böyle bir tevil etti bu ikinci zümre. Ve delilu ala sihhati hazet tevil. Bu tevilin sahih olduğuna delil nedir? Onlar etehlifune ve testahikun. Bu istifam-ı inkari değildir. Doğrudan doğruya haber veriyor Peygamber Efendimiz. Siz yemin eder ve hak kesbedersiniz buyurdu diyorlar. İkinci zümre de hayır. Oradaki hemze istifam-ı inkaridir. اَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ Siz yemin edip de hak mı kazanacaksınız? Böyle bir şey olmaz. Bu ikinci zümrenin davasının sehhatine delil مَا وَالْبِرْ
meseledir ki kad hakeme bihi Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu teala hükmetti. İşte onun hükmü delildir. Ba'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra bi hadreti ashabi Resulullah'ın ashabının huzurunda böyle hükmetti. Felem yünkirhu aleyhi Ömer'in aleyhine inkar etmedi. Minhum ashabdan münkirun. Hiçbir münkir inkar etmedi. Ya Ömer sen hata ediyorsun. Bu böyle değildir. Resulullah Efendimiz böyle hükmetmedi demediler. Öyleyse bu delildir ki ikinci zümrenin davası sahihtir. Ve muhalun muhaldir en yekûne ola indel ensâri radıyallahu anhum. Ensar indinde ola min zâlik bu meseleden ilmin ilim ola. Ve lâ seyyemâ mislu muhayse hasreti muhayse gibi vaka sahibinin bir de oradaydı. Vakat kâne hayyen yevme izin. Hazreti Ömer'in hükmettiği vakıpta sağ idi. Halbuki Abdullah ibn-i Sehel meselesinde de Muhayse meselenin içindeydi. Hazreti Ömer'in hükmü zamanında sağ olsun da Hazreti Ömer'in hükmünü itiraz etmesin. Yanlış olsa itiraz ederdi. Ve Sehl ibn-i Ebi Hatme, hadisin ravisi olan Sehl ibn-i Ebi Hatme de sağ idi. Ve la yuhbirûlehu, onların indinde ilim ola da Ömer'e haber vermeyeler bihi. O kendi bildiklerini, Resulullah Efendimiz nasıl hükmetmiş onu haber vermeyeler, bu muhaldir. وَيَقُولُونَ derler, لَيْسَ هَكَذَا قَدَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ya Ömer sen böyle hükmediyorsun, halbuki Peygamber Efendimiz böyle hükmetmedi. لَنَا عَلَى الْيَهُودِ Yahudilerin aleyhine bizim için böyle hükmetmedi derler. Muhaliftir, Resulullah Efendimiz'in hükmüne muhalif geldi. Bunu bilseler herhalde itiraz ederdiler ki Ömer Resulullah Efendimiz böyle hükmetmedi, sen hükmün yanlıştır. Onlar sükut ettiler. Sükut etmeleri delildir ki ha, demek ki bu meselede اَتَحْرِفُونَ وَتَسْتَحِكُونَ hemze inkar içindir. Yani yemin edip de hak mı kazanacaksınız? Böyle bir şey olmaz. Bu manayadır. Bu tevhid sahihtir. Peki bu mesele nasılmış? Hazreti Ömer radıyallahu teala anh'ın hükmü neymiş? Buna işaret etti geçti. Fakat şimdi meseleyi izah edeceğiz. فَمِمَّا رُوِيَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي ذَٰلِكِ Bu mesele hakkında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet bulunanlar, bulunan hadislerdendir. مَا bir hadis ki قَدْ حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوبُ قَالَ اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ الْجَرِيرُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَارِسِ بْنِ الْأَزْمَعِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ Haris ibn-i Ezme Hazreti Ömer'e dedi ki اَمَا تَدْفَعُ اَمْوَالَنَا اَيْمَانُنَا اَمَا تَدْفَعُ def etmez mi? اَمْوَالَنَا bizim mallarımızı اَيْمَانُنَا yeminlerimizi yemin ettik daha bizim malımızı almayı def etmez mi bu? وَلَا اَيْمَانُنَا اَنْ اَمْوَالِنَا yahut da bizim yeminlerimiz kendi mallarımızdan def etmez mi, onu karşılamaz mı? قال Hazreti Ömer dedi ki la sizin yemininiz mallarınızı def etmez. Hem yemin ettiniz hem de mali vereceksiniz. قال لا. Yani la dediği bu. Yani yemininiz mali def etmez ve aklehu onun diyetini def etmez. Yani bir ölü ölmüş. Aşağıda geliyor. 50 kişi yemin etmiş. Öldürmedik demişler. Öyleyse şimdi diyetini verin. Demişler ya Ömer, ya Mirel Mümin'im biz yemin ettik. Yemin ettikten sonra bir de mal mı verelim? Bu yeminimiz bizim malımızı def etmedi mi? Bizden mal diyet alınmamasına sebep olmadı mı? Hazreti Ömer diyor ki olmadı. Hem yemin ettiniz hem de bunun diyetini vereceksiniz. Bu meseleyi hükmettiği vakıtta Muhayse var idi. Hayber meselesinin içinde olan Muhayse var idi. Onu rivayet eden Sehl ibn-i kimdi? Ebi Hasmi, o da vardı. Hazreti Ömer'e onlar itiraz ederdiler. Eğer onların indinde bir elim olsa ki onlar yemin etti mi daha diyet tereddüt etmez olsaydı onlar haber verirdiler. Şimdi esas hadis de şu. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ebu Hassan gâle haddesena Züheyr ibn-i Muaviye gâle haddesena Ebu İshak enil Haris ibn-i Ezme gâle Haris ibn-i Ezme dedi ki kutile katilun bir adam öldürüldü. Beyne vadi'ate ve hayyin ahir.
Vatia kabilesiyle başka bir kabile arasında, iki kabile arasında bir ölü bulundu. وَالْقَتِيلُ اِلَى وَادِعَةَ اَقْرَبْ Geldi Hazreti Ömer'e sordular, dedi ki ölçün hangi kabileye yakın? Ölçtüler, Vadia'ya yakın. Vadia'yı mesul buldu. Madem ölü sizin mıntıkaya yakın, bu kasame sizin üzerinize tereddüt ediyor. فَقَالِ عُمَرِ لِوَادِعَةَ Hazreti Ömer Vadia kabilesine dedi ki يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ Sizden 50 adam yemin eder. Ne şekilde? بِاللّٰهِ مَا قَتَلْنَا وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا Allah'a yemin kasem ederiz ki biz öldürmedik, katili de bilmiyoruz. Siz öldürmediniz ama katili bilirsiniz. Yok, onu da bilmiyoruz. Öyle yemin ederler. ثُمَّ اُغْرِمُوا اَدِّيَةَ Bunu yemin ettikten sonra o emri hazır da olur. غَرِمَ يَغْرَمُوا ثُمَّ غَرَمُوا Sonra siz garamet edersiniz, اَدِّيَةَ diyeti garamet edersiniz eğer emir olursa. Yok, emir olmaz da mazenin meçhul olursa onlar yemin ettiler. Sümme uğrimu uğremu uğrimu ağrame yuğrimden olur. Ondan sonra da garamet olarak alındı onlardan eddiyete diye. Fekale lehul haris. İşte o vakitte Hazreti Ömer 50 kişi yemin ettikten sonra yemin ederse ondan sonra diyetini verirsiniz dediğinde فَقَالَ لَهُ الْحَارِسِ Haris ibn-i Ezmek, o da Vadia kabilesinden idi, bizzat yemin edenlerden idi. O dedi ki نَحْرِفُ Yemin edelim وَتُغَرِّمُنَا Hem yemin edelim hem de sen ya Ömer bizden diyet alasın. فَقَالَ نَعَمْ Evet dedi, hem yemin edeceksin hem de diyetini sizden alacağım dedi. Şimdi bu mesele ikinci kavlün sözünü mü teyit etti, birinci kavlün sözünü mü? İkinci kavlün sözünü, ikinci mezhebe sahip olanların sözünü ki müddâ aleyhim olanlar yemin edecek, ondan sonra da diyeti ödeyecekler. Haddesena Muhammed ibn Hüseyme kâle haddesena Yusuf ibn Adiyyin kâle haddesena Osman ibn Batar an Ebi Cerir'in an Şabiyye an Haris'il Vâdi'yye Haris-i Vadi'den rivayet ettik. İşte Haris ibn-i Ezma. قَالَ أَصَابُوا قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ İki karya arasında bir mektula isabet ettiler. Bir ölü buldular. فَكَتَبُوا فِي ذَٰلِكَ اِلَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ مَنْ Hazreti Ömer'e yazdılar. فَكَتَبُ Ömer, Hazreti Ömer yazdı ki اَنْقِيسُوا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ İki karya arasını ölçün. Yani ölüyle bu iki kariye arasının mesafesini, ölüden birinci kariye ne kadar, yine ölüden ikinci kariye ne kadar. فَاَيُّهُمَا كَانَ اِلَيْهِ اَدْنَا Kariyelerin hangisi ona daha yakın ise فَخُذُوا خَمْس۪ينَ كَسَامَ Ondan 50 yemin alınız. 50 kişi alıp yemin ettiriniz. فَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ Onlar Allah'a yemin ederler. ثُمَّ غَرِّمْهُمُ الدِّيَةَ Sonra da o yazla emrediyor ki sümme garrimhum sonra onlara da tarim et yani garamet olarak al diyeti diye. Evvela 50 kişiyi yemine çek ondan sonra da diyeti al. Gâle el-Haris Haris ibn-i Ezme dedi ki fekündü ben oldum fî menşul bir cemaat içindeki akseme yemin ettim. Yemin eden 50 kişinin içinde ben de vardım. Bunu yemin ettik garibne diyete ondan sonra da diyeti garamet çektik ödediğimiz. Hadil kasametülleti işte bu bir kasamedir ki hakeme biha ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram böyle hükmettiler. Hazreti Ömer hükmetti. Hükmeden o. Ashab kelimesi nereden geldi? Yani ashabın huzurunda bu hükmü verdi. Ashab da buna muvaffakat etti, inkar etmediler. Onun için ashabın ittifakı olmuş oldu. Eğer ihtilaf olsa beyan ederdiler. وَقَدْ وَافَكَ ذَٰلِكَ Hazreti Ömer'in bu vakasına muvaffak oldu. مَا bir rivayet ki قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledik. فِي غَيْرَ هَذَا الْمَوْزِيَ Bu mevziyen gayrısında. اَنَّهُ قَالَ Peygamber Efendimiz buyurdular ki
لَوْ يُعْتَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ Herkesin istediği kendisine verilseydi. لَدَّعَى نَاسُمْ Bir takım adamlar çıkar iddia ederdiler. دِمَاءَ رِجَالٍ Birçok adamların kanını وَاَمْوَالَهُمْ Mallarını iddia ederdiler. Ha filan benim kardeşimi öldürdü, filan benim babamı öldürdü. Yahut da filan benim malımı aldı, filan benim malımı çaldı. Böyle davayla olmaz. Mücerret iddiayla olsa haksızlık başlar yürürdü. Evet. وَلَاكِنَّ الْيَم۪ينَ لَاكِنْ يَم۪ينَ عَلَى الْمُدَّعَ عَلَيْهِ مُدَّعَ عَلَيْهِ üzerinedir. Yemin kim üzerinedir? مُدَّعَ عَلَيْهِ üzerinedir. Yani iddia edilen. Yok eden değil. Kendisine iddia edilen. Edilen suçlu. مُدَّعَ عَلَيْهِ suçlu مُدَّعَ عَلَيْهِ derler onu. Tühmette olan kimse. Onlar üzerine olur. فَسَوَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكِ Bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz tesviye etti. بَيْنَ الْاَمْوَالِ وَالْتِمَى Mallar ve kanlar arasını müsabık oldu. İster mal davası olsun, ister kan davası olsun. Herkes istediğini hemen alamaz. Eğer alacak olsa o herkes çok şey, herkes birçok şeyler ister. وَحَكَمَ ف۪يهَا بِحُكْمٍ وَاحِدٍ Onlar da bir hükümle hükmetti. İster kan olsun, ister mal olsun. Bir hüküm. فَجَعَلَ كِلْدِ Hüküm de o. فَجَعَلَ الْيَم۪ينَ يَم۪ينَ كِلْدِ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ Bunların hepsinde, ister mal davasında, ister kan davasında yemini kıldı. Kim aleyhine? Kim üzerine? عَلَى الْمُدَّعَ عَلَيْهِ Suçlunun üzerine. Başka bir hadisi şerifte de var ya, işte demin okudum. الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَم۪ينُ عَلَى مَنَنْكَرْ Bir adam bir dava yaparsa ona tereddüt eden şey vazifesi şahit getirmek. Müdde aleyh şahit getirse müdde aleyhin suçlunun şehadeti mekbul değil ya. Müddeinin şehadeti mekbul. Müddei şahit getirecek. Yok şahit bulamazsa yemin kime tereddüt eder? Müdde aleyh suçluya. Ve efendim ben yemin ederim ben haklıyım. Yok sen şahide getirmekle mükellefsin. Yemin müdde aleyhe tereddüt eder. İster mal davası, ister kan davası. Fakat şimdi burada Haris ibn Ezme'nin buyurduğu gibi 50 adam yemin ediyor ki biz öldürmedik. Öldüreni de bilmiyoruz. Şimdi haliyle bu dava sakit olması lazım. Bunların diyet vermemesi lazım. Adamların haberi yok, öldürmemişler. Fakat Hazreti Ömer ne nasıl hükmetti? Diyeti verin dedi. Bunlar yemin ettikten sonra onlardan diyet aldı. Birinci zümre işte buna diyor ki nasıl olur? Hem yemin etsinler hem de diyetini versinler. Bu olmaz. Baksana Resulullah Efendimiz Kayber'de ne dedi? Bunlar yemin ettiler mi? Yahudiler deri olurlar. Tamam. Bir suçlu değiller. Siz yemin edersinizse ayrıca hakkı alırsınız. Ona da tevil ettiler ki siz yemin eder de hakkı alırsınız. O İhbar değil, istifam inkar yani yalan yere yemin edip de hak mı alacaksınız? Onun için onlar da yalan yere yemin etmediler, biz görmedik dediler. Görmediğimiz yere yemin eder miyiz? Etmezseniz öyleyse diyet de yok. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ Bununla sabit oldu ki اَنَّا مَعْنَا حَد۪يسِ سَهْلِ الْاَيْدَى سَهْلِ بْنِ حَسَمَلٍ Hadisinin manası عَلَى مَا بِي شَيْءٍ üzerinedir ki قَدْ تَأَوَّلْنَاهُ Biz onu tevil ettik aleyhü mâna üzerine. O da ne? İstifham-ı inkâri. اَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ Siz yemin edip de hak mı alacaksınız? Böyle bir şey olmaz. وَقَدْ دَلَّ ذَٰلِكَ اَيْدَى عَلَى ذَٰلِكَ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اَيْدَى Bizim dediğimiz bu manaya delalet eder. مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ Bir babda zikrettiğimiz hadis. Elle de öyle bak ki kablihâta. Bundan evvel olan babda zikreylediğimiz hadis de buna rivayet eder. An Sa'id ibn Ubeydin, an Büşeyr ibn Yasar, an Sahl ibn Ebi Hatme, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'ahum bilbeyine. Peygamber Efendimiz ashab-ı ensari neyle davet etti? Beyine getirmekle, şahit getirin dedi. فَلَمَّا زَكَرُوا وَقْتَكِ ensar zikrettiler. Zikrettiler ki enna beyyinetelem onların beyineleri yok, şahitleri yok. Kale dedi ki efe yahlifune lekum Yahudiler size yemin etsin mi?
Tabii bak ondan sonra ve evvela beyine yansardan istedi. Onlar da yemin beyine olmadığı gibi dedik, öyleyse Yahudilere yemin düşer. Onlar size yemin etsinler mi? 50 kişi yemin ederse simmetlerini deri ederler. Bu da delalet ediyor ki yemin kime düşer? Müddeilere değil, müddealiyle. فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا bizim bu zikredildiğimiz delalet eder ki اَنَّمَا كَانَ مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in hükmünden olan şey مِنْ ذَٰلِكَ بُقَسَامَةً هُوَ هَذَا budur. Yani müddei ispat edecek, o ispat edemezse müddealih yemin edecek. وَكَانَ غُلْدِ مَا غُلْبِشَيْكِ زَادَ عَلَيْهِ bu hadis üzerine ziyade oldu mimma fi hadisi Yahya bin Sa'idin ve Ebi Leyla bin Abdullah. Yahya bin Sa'idin ve Ebi Leyla bin Abdullah'ın hadisinde ziyade olan neyse olmadı alel hükmü, hüküm üzerine. Yani efe tahlifune ve testahikune kelimesi hüküm üzerine olmadı. Velakin alel manellezi şur bir mana üzerine oldu ki teevvelnâhuma biz onu tevil eyledik. Aleyhi o mana üzerine. Bu iki hadisi böyle tevil eyledik. Ne demek? Yani hemze istifham-ı inkari derler ona. Resulullah Efendimiz inkar etti, yemin edip hak mı kazanacaksınız? Sümme hâze zühriyü. Ondan sonra İmam-ı Zühri. Kad ulime bi kadâi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kad alime bildi. İmam-ı Zühri, bir kadâ-i Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in hükmünü bildi bir kasâmede kasâmeyle. Resulullah Efendimiz kasâmede ne türlü hükmettiğini İmam-ı Zühri bildi. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ bu kasâme hakkında Zühri'den rivayet edilen şeylerden yani iyice teyit ve tekit ediyor ki hadisin manası ikinci zümrenin dediği gibidir. Bak İmam-ı Zühri hadisi en güzel bilenlerden, Resulullah Efendimiz'in kasasının hükmünü iyi bilenlerden olan bir zat. Bu adamdan rivayet geldi. Ne? مَا قَدْ حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا اَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْاَوْزَعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَب۪ي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اُنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ Ebi Seleme ve Süleyman ibn-i Yasar'dan onlar da Ensar'dan bir cemaatten rivayet eylediler. O ansardan olanlar da kimler de? Min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabında. Onlardan rivayet eylediler ki ennel kasamete kânet fil cahiliye. Kasame cahiliyette var imiş. İslamiyet gelmezden evvel bir ölü bulunursa bir mahallede oradan 50 kişi yemin ettirilirmiş. Feakarraha bunu ikrar eyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bu cahiliye zamanından kalma olan kasameyi ikrar eyledi, kabul etti. Alâ mâ kânet aleyhi. Evvelki şekli nasıl ise o şekilde onu ikrar eyledi. Ve kadâ biha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bu kasameyle de hükmeyledi. Beyine ünâsin bir cemaat arasında fî katilin bir ölü hakkındaki İddiavuhu alel Yahud. Yahud'un aleyhine iddia ettiler. O da kim idi? Sehl ibn Abdullah. Abdullah ibn Sehl. Abdullah ibn Sehl bulundu Hayber'de. Ve onun cemaati geldi. Bunu Yahudular öldürdü dedi. İşte Resulullah Efendimiz de orada hüküm verdi. Ne dedi? Dedi ki Yahudilerden 50 kişi yemin ederse zimmetlerini beri ederler. Dediler ki biz onların yeminini kabul etmeyiz çünkü küfardır. Siz yemin edip de hak mı kazanacaksınız? Size yemin düşmez ki size de yine düşer. Dedi. Sonra ne yaptı Resulullah Efendimiz? Bir iddiaya göre kim Büşeyr ibn Yesar'ın iddiasına göre Peygamber Efendimiz kendisi diyetini verdi. Onun iddiasına göre diyor yani o da zayıf kalıyor. Evet. Fakat bu ikinci kavle göre Yahudiler o yemini yaptıktan sonra diyetini vermeleri lazımdı. İkinci mezhebe sahip olanlar öyle diyor. 50 kişi yemin ederler, ondan sonra diyetini öderler. Yahudilerden diyet alındığı belli değil. Evet, Resulullah Efendimiz 100 deve vermiş. Fakat Büşeyr ibn Yesar'ın iddiasına göre Resulullah Efendimiz Beytülmal'dan vermiş. Sadaka develerinden vermiş.
Bu ikinci cümle ihtimal ki ona cevap olarak der ki hayır Yahudilerden aldırırdı. Fakat o rivayette yok. Onun için mesele biraz orada şüpheli kalıyor. Şimdi İmam-ı Zühri bunu rivayet etti. Bu da diyor ikinci kavlün mezhebini teyit ve tekit eder. Haddesena Süleyman ibn Şuayb kâle haddesena Bişir ibn Bekri kâle haddesena Levza'yü kâle haddesena Zühriyü kâle haddesena Ebu Selamete ibn Abdirrahman ve Süleyman ibn Yesar en ünâsi minel ensâr min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. İmam-ı Zühri'den işte iki rivayet geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle hükmüyledi. Sümme kâle Zühriyü fil kesâmeteyze. Ondan sonra İmam-ı Zühri kesâmete dedi ki ne dedi? Ma bir şey dedi ki kad haddesena Ebu Bişir Rakkiyyü kâle haddesena Ebu Maviyyete Darîru an İbni Ebi Zîbin an-i Zühriyye enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Zühri mürsel oluyor. Diyor ki yani arada sahabeyi zikretmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kada bil kasameti kasameyi hükmeyledi alel müddea aleyhin suçlular üzerine yemini hükmeyledi. Fedelle zalik bu da delalet ediyor ki ala ennel kasamete yemin alel müddea aleyhin suçlular üzerinedir. La alel müddeiin iddia edenlere değil, davacılara değil. Ala ma beyyene zühriyü fi hadisi haza. İmam-ı Zühri bu hadisinde bunu beyan ediyor ki müddeiye yemin düşmez, davacıya yemin düşmez ya suçluya yemin düşer. Ve innema kana ahaza'l kasamete bu ahaza İmam-ı Zühri aldı. El kasamete kasameyi yani Resulullah Efendimiz'den gelen bu hükmü. Kimden rivayet ederek aldı? Yani Ebi Selemete bin Abdirrahman ve Süleyman ibn Yesar. Bunların ikisinden rivayet eyledi. Onlar kimden aldılar? Yani Ünasim min Eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da Peygamber Efendimizin eshabından. Fakat Ensardan onlar. Ensardan, Eshab-ı Kiram'dan olanlardan aldılar. Fekâne hâza işte bu oldu. Mimma ahazehu mimma biş. Ahkamdan oldu ki ahazehu İmam-ı Zühri onu aldı anhum ashab-ı Resulullah'dan aldı. Yani kendiliğinden icat etmedi. Ashab-ı Resulullah'tan rivayet aldı. Etti aldı. Ve kad vâfeke zâlik ona muvafık geldi. Mâ reveynâhu ben Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'den rivayet eylediğimiz bir vaka var ki o da buna muvafık geldi. O da neden? Mimma fealehu ve hakeme bihi. Hazreti Ömer yukarıda okuduk ya işledi ve hükmetti. Li hadreti ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın huzurunda ve radiyye anhum Allah ashabdan da razı olsun. Vada'a ile başka bir kabile arasında ölü bulundu. Hazreti Ömer'e yazdılar. O da ölçtürdü. Vada'a'ya yakın oldu dedi. Öyleyse Vada'a'dan 50 kişi alın yemin ettirin. Yemin ettikten sonra diyetini onlardan alın. Bunu yaptığı vakıpta ashabın huzurunda yaptı. Ashabdan kimse de inkar etmedi. فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ Hazreti Ömer üzerine inkar eylemedi. مِنْهُمْ أَصْحَابِ كِرَمْدًا مُنْكِرُونَ hiçbir kimse kalkıp da inkar eylemedi. Öyleyse Ashab-ı Resulullah'ın ittifakıyla böyle oldu. وَهَذَا işte bu okuduğumuz قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ bu üç imamın kavli de budur. Netice kasameyi neye bağladı? Hangi mahallede bulunursak etin 50 kişi onlardan seçecek ve mektulun evliyası seçecek 50 kişiye yemin ettirecek. Onlar yeminden istinkaf ederlerse onların katlettiği sabit olur. Hüküm ona göre olur. Yok yemin ederlerse o vakitte onlardan diyet alınır. Fakat bu diyet meselesi biraz başka bir delil ister. Çünkü bu Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in rivayeti var. Ashab-ı kiram huzurunda onlardan diyet almış. Fakat hadis olarak teyit ve tekit edilmedi. Yalnız Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala ashabın huzurunda bu hükmü verdiğinde kimse inkar etmedi. İşte İmam bu Hanife'nin delili bu. Diyor eğer bu halif olsaydı onlar itiraz ederdiler. Ashab-ı kiramdan alıyor.
Yani onların ittifakı oluyor. Demek ki hüküm böyle olduğunu onlar öyle biliyormuş. Vallahu Teala a'lemu sallallahu aleyhi